JavaScript ile Algorand'da blok zincir yaparken destekçi sağlayıcı bazı REST API sağlayıcılar, yani blok zincirle bağlantı kurucu bazı API servislerinden faydalanıyoruz. Biz developer.purestack.io sayfasından faydalanacağız ve bu sayfayla biz blok zincirimize irtibat sağlayacağız. İlk kez hesap kuranlar için register for free kısmından isim, soy isim, e-mail ve şifre bilgisi girilerek iagrid deyip ve e-posta doğrulaması yaparak login sayfasına geçebiliriz. Benim şu an bir hesabım var ve buradan ben kendi mail bilgilerimle buraya bağlantı yapıyorum. Şimdi burada bizim bir tane bize bağlantı kurmak için şu şekilde gelelim. Bir API key verecek hemen açılışta, dashboard'ta. Şu an benim API key'imi şurada verdi. Hemen ben bunu alıyorum şurada hızlı bir şekilde. Ve daha sonra koduma geri dönüyorum. Biz şöyle burada bakın API key'ini ben şöyle geliyorum. Şurayı da büyütebiliriz. Şöyle bunun içerisine yapıştırıyorum. Şimdi bu .env içerisinde bu şekilde duruyor. Sonra geliyoruz buraya. Şu an biz bunu da ayarladık. Package.js'ini de ayarladık. Index.js'i de ayarladık. Şimdi biz Index.js içerisinde biz ana şurada npm start dediğimizde şöyle npm start dediğimizde doğrudan Index.js'i zaten çağıracağını onu öğrenmiştik. Şimdi biz şu an kodumuz boş. Şimdi burada bazı kütüphaneleri biz indireceğiz ve bazı kütüphanelerle işlem yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle ben bir notlarıma da bakıyorum ben. Şimdi ben index.js sayfamda bir kere Algorand'ın SDK'ini yüklemem lazım. Bunun için const deyip değişken tanımlaması yapıyorum. Ve ismi algo SDK ismini vererek eşittir diyorum. Ve bunun içerisine require, yani kütüphaneyi çağırmak için buraya ben algo SDK'yi alıyorum. Algo SDK. Şimdi biz Algorand kütüphanesini buraya aldık. Şimdi ben bir tane kullanıcı hesabı açacağım ve bu yani Algorand blok zincirinde o hesap üzerinden ben birçok işlem yapacağım. Yani hesabın bilgisini alacağım, balansını erişeceğim, sırayla gideceğiz. Şimdi burada dursun, ben yeni bir tane şöyle sağ tıklayıp buraya yeni bir tane de dosya oluşturuyorum ve bunun ismine de adres.js ismini veriyorum. Bakın adres bilgisiyle alakalı işlemleri burada tutacağım. Ve bunun için yine indeksteki şu kütüphane alma gibi bunu alıyorum ben. Şöyle kopyalıyorum. Ben const algo sdk deyip Algorand'ın kütüphanesini ben buraya alıyorum. Ve burada yeni bir tane metod oluşturuyorum. Ne diyorum? Create adres diyelim mesela. Şöyle küçük yazalım. Şöyle. Create adres diyorum ve bu şöyle arrow function dediğimiz şu şekilde bir fonksiyon oluşturma sağlıyorum. Bakın ben şu şekilde bir fonksiyon oluşturdum. Herhangi bir parametre almayan bir fonksiyon oluşturuyorum. Şimdi ben burada kullanıcı oturumu açacağımdan dolayı şöyle let diye bir değişken tanımlaması yaptım. Let account eşittir. Şimdi yukarıda Algorand'ın kütüphanesini demiştik. Algo SDK'in içerisinden bakın generate account metodunu çağırıyorum. Şu şekilde. Ve bunu bu şekilde tanımladık. Account'ta duruyor. Ve log ile console log şöyle uzun uzun yazabiliriz. console.log deyip ve account'un bilgisini görebiliriz. Tabi şurada bir de açıklayıcı bilgi yazalım. Şöyle ve şuraya gelip ne diyelim ki account adres şöyle açıklama deyip ve burada account'un bakın birçok bilgisini görebiliriz. Hatta böyle bir dursun. Daha sonra adresine de erişebiliriz. Ve daha sonra bir de bunun account'un bir tane generate account için herhangi bir hesap açtı yani. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi daha sonra projemizi daha güzelleştireceğiz ve burada ben yine let bunun bir de mnemonic dediğimiz özel şifresi var. Mnemonic'i ben mn'li ifade ediyorum. Eşittir diyorum. Ne diyorum? Bakın algo sdk nokta secret key to mnemonic şöyle to şöyle mnemonic doğru yazmaya çalışıyorum. To mnemonic deyip ve bunun account'un içerisinden nokta secret key'ini alıyorum. Bakın. Yani biz oluşturmuş hesabın secret'ine erişeceğiz. Ve daha sonra bunu da burada nokta virgül koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. JavaScript her türlü çalışıyor. Yine console log ile bu mnemonic yani şurada hatta account da yazalım. Şimdi bu otomatik yazma nereden geliyor diyeceksiniz. Tabline diye bir pretier şey tabline var. Bunu şuradan gelip extension'lardan şuraya tabline derseniz otomatik yapay zeka ile bu tabline ile bazı kelimeler otomatik getirebilir. Her zaman tutturamıyor ama
kolaylık sağlıyor. Onu da ben söyleyeyim. Tekrardan geri gelelim. Burada mnemonik'i de alıyoruz. Şimdi bu şekilde yaptık. Ve burada modülümüzdeki işlemler, aslında şu anki videomuzda yaptığımız şey yeni bir tane hesap açma ve bunun mnemoniği getirmek ile alakalı bir şey. Şöyle gelelim buraya. Ve burada modül export'tan create adresi ben burada yazıyorum. Bunu kaydettim. Şimdi bakın bu adres CS'in içerisinde. Şimdi ben index.js'te ben bunu çağırmak istiyorum. Ve bunu şöyle noktalı virgül isterseniz koyarsanız koymazsanız ben burada const deyip burada create adres demiştik. Create adres eşittir. Yine require'ı gösterip şöylesin. Aynı şeyin içerisindeki adres aslında şurayı nokta şöyle açıp bakın adres CS geldi. Adresi getir diyorum ben. Ve daha sonra buraya şöyle create adres metodunu çağır diyorum arkadaşlar. Şimdi biz burada şöyle bunu da kaydedeyim ben. Artık index.js içerisinde başka sayfadaki adresi getirecek ve adresin içerisinde de algı SDK kütüphanesini kullanarak generate account'la bir hesap oluşturacak ve bunun account bilgisini kullanıcıyla paylaşacak bilgilerini. Daha sonra da mnemonik'i paylaşacak. Ben burada gelip şuraya clear diyeyim. Ve burada bakın node start komutunu çağırdığımda şöyle hemen bakalım ne bulunamadı. Node değil npm start komutunu çağırıyorum. Şöyle geleyim. Npm start komutunu çağırdığımda evet iki nokta koymuşum. Çok güzel hemen hatalarımı buluyor. Şurayı düzeltiyorum. Hata yönetimi. Şuna yine clear diyeyim. Şurada hemen npm start diyeyim. Ve geldi. Bakın burada secret key bilgisini getirdi. Mnemoniyi getirdi. Birçok bilgiyi burada getirdi. Bu şekilde ben hatta benim şu an cüzdanımdaki şu adresimi şunu aldı. Bu şekilde geldi. Hatta mnemonik'teki özel kelimeler de getirdi. Yani bu kelimeler aslında birileriyle paylaştınız mı şu hesaba erişmiş oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim ben size. Ve secret key de şurada account mnemonik kısmında da geliyor. Şimdi birçok bilgi geldiği için ben şurada account nokta bakın addr şöyle addr'yi ben böyle yapsam ve burada yine clear diyeyim bir ve şöyle npm startla bir daha çağırayım. Bakın account adresi geldi ve mnemonini getirdi.